Eyünler. Hocam, bana makat çatlağı olduğu belirtildi. Ama ben iddia ediyorum veya endişe ediyorum. İşte bende basur da var, basur da olabilir diye. Sizce bu makat çatlağı yerine bir basur sorunu olabilir mi? Şimdi makat çatlağı sorunu ile hemoroid sorunu sık karıştırılabilen ve aynı zamanda birlikte olabilen sorunlardır. Yani kişide hem basur, yani hemoroid, hem de makat çatlağı sorunu vardır. Çünkü basur dediğimiz hemoroidler makat çapını daraltır. Daralttığı için zorlanma olur. Zorlanmaya da bağlı, nasıl ki bir kağıdı çektiğiniz zaman yırtılıyorsa, aynen onun gibi orada bir çatlak, yarık veya bir yırtık oluşur. Bunun için sıklıkla hemoroid sorunu ile makat çatlağı sorunu bir arada olabilir. Ama bunun yanında tabii ki o bölgede bir makat darlığı olabilir. Anismus dediğimiz makatta aşırı bir kasılma da olabilir. Bir makat sarkması olabilir. Bir makatta rektosel dediğimiz bağırsak fıtıklaşması olabilir. Bir makat absesi olabilir. Makat fistülü olabilir. Liste uzar da gider. Yani onun için sadece oradaki sorunlar, en sıkları tabii bunlardır. Hemoroid, yani basur, ya da makat çatlağından ibaret demek değildir. Yani sadece bunlardan oluşsaydı bu sorunlar, o zaman tamam, kolay hemoroid ya da çat değildir. Yani o şekilde değildir. Onun için bunların arasındaki ayrımı yapmak gerekir ve ona göre de hastanın tedavisini düzenlemek gerekir. Sadece makat hastalıkları, kabızlık ve dışkılama zorluğu sorunlarıyla uğraşan ekibimizden destek almak isterseniz telefonlarımızı arayabilirsiniz.